iş kurmak istiyorsunuz, fikriniz var, iş yapabilme cesaretiniz var ve kararlılık içindesiniz ama paranız yok ya da finansa ulaşmakta zorluk çekiyorsunuz. İşte finansa ulaşmanın da bir yolu var. Eğer bir fikriniz varsa, bu fikrinizi hayata geçirmeniz için cesaretiniz de varsa, finansa ulaşmanın da yolları var. Artık eskisi gibi yalnızca kredi çekerek, yalnızca öz kaynaklardan, yalnızca birikimden fon üretmek söz konusu değil. Bunun yerine kitlesel fonlama dediğimiz ya da Anadolu'da bahsedilen ya da Anadolu'da çok yaygın olarak kullanılan şekliyle İMECE dediğimiz fonlama sistemleri artık devrede. Dolayısıyla bu fonlara ulaşmak için pek çok kuruluş emrinizde ya da işte sizin görüşlerinize hazır olarak bekliyor. Bunlardan biriyle şu anda konuşacağız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız şu anda Skype hattımızda. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Hakan Yıldız kimdir? Bize bir kendinizi anlatın, tanıtın. Yani iş yaşamınıza başladığınız tarihten itibaren anlatabilirseniz. Şirketinizi kurduğunuz tarihi de kapsayacak şekilde. Hatta öğrenim hayatınızdan başlayarak anlatırsanız sonra şirketinizle ilgili ve fonbulucu.com ile ilgili ayrıca konuşacağız. Ali Bey, aslında 50, yarım asırlık bir ömür yaşadım şimdiye kadar. Söylediğiniz kısa bir süreye sığdıramam ama denemeye çalışacağım. Teşekkür ederim ilginiz için. Vaktimiz var, merak etmeyin. Evet. Şimdi ben 16 yaşından bu yana aslında girişimcilikle uğraşıyorum. İlk girişimimi 16 yaşında kurdum. Daha sonra ilk şirketimi de 23 yaşında kurdum. Aslında ticarete, girişimciliğe oldukça erken yaşlarda başladım. Öğrenim hayatından sonra da yine ticaretten kopmadım. Kendi işlerimi yaptım. Şimdiye kadar 20'ye yakın şirket kurdum. Bunların içerisinde sattıklarım, batırdıklarım hala devam edenler var. Aslında bir girişimcinin başına gelecek ve girişimcilik kaslarını güçlendirecek birçok konuyu hayatımda yaşama şansı buldum. 14 yılda aslında kamu deneyimi bu ömre sığdırmayı başardım. Hem özelleştirme dersi başkanlığında hem de enerji bakanlığında 7'şer yıl neredeyse çalıştım. Ama 2016 yılına geldiğimizde özellikle hem kendi girişimcilik hayatımdan kaynaklı hem de 2016 yılında Ankara Teknopark'ta kurduğum şirketle girişimcilik ekosistemi içerisindeki en önemli sorunun sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi finansa erişim olduğunu gördüm ve bu alana odaklandım. Ve gerçekten büyük bir gayretle 2016 yılından başlayan serüvenle hem Türkiye'de bu konu regülasyona kavuştu, dünyada da 10. ülke olmayı başardık. Bu noktada 5 yıllık bir emeğim söz konusu. Ama bundan da gurur duyuyorum. Geldiğimiz nokta çünkü çok güzel. Biraz sonra bahsederiz size. Çünkü yaklaşık bir 8-9 ay önce sizinle sohbet ettiğimizde çok yeniydi konu. Evet. Fakat bu geçen 8 ay içerisinde gerçekten sizi de memnun edecek çok çok güzel gelişmeler oldu. O güzel haberlerle de geldim aslında. Peki, çok güzel. O zaman şöyle yapalım. O dönemi hatırlatın. Yani geriye doğru bir yıl gidelim. O bir yıl içindeki süreci anlatmanızı rica ediyorum. Sonra bir yıldan sonra bu take off yani havalanma sürecini de bizimle paylaşırsanız. Neydi, ne oldu, nereden nereye geldiniz, ne kadar değişti? Evet, biz 2020 yılında aslında lisans başvurumuzu yapmıştık Sermaye Piyasası Kurulu'na. Çünkü mevzuatımız 2019 yılında regüle edilmişti tamamen, ikinci mevzuatta çıkmıştı. Hemen akabinde de biz Türkiye'de uygun şekilde şirketi kurup başvurumuzu yapmıştık. 8 aylık bir lisans bekleme dönemimiz oldu. Bu esnada da hem sistemin diğer paydaşları olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'yla, Takas Bank'la sistemi geliştirme şansı bulduk aslında. 8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu bizi listeye aldı ve kitle fonlama faaliyetlerini yürütmemiz üzere bizi yetkilendirdi. Hemen 33 gün sonra ilk kampanyayı, biz kampanya diyoruz onlara aslında, yatırım turları. Evet. İlk girişimin yatırım turunu çıkmış olduk. İlk çıktığımız kampanya tabii ki çok az bir bilinirliğin, farkındalığın olduğu bir dönemde yeni bir piyasa, sermaye piyasası aracıyla çıkıyorsunuz. O bilinirliğin az olması sebebiyle böyle biraz endişeyle çıkmıştık. 250 bin liralık bir fonlamaydı. Bir girişimimiz, biyoteknoloji girişimiydi o.
Fakat 6 gün içerisinde fonlanmayı başardı. Bu bize cesaret verdi. Ve hemen arkasından yıl sonuna kadar 21 tane girişimin yatırım turunu platformumuzda yayınlamayı başardık. Bunların karşılığında da toplamda 27 milyon liralık bir işlem hacmi oluşturduk. Ve girişimcilerimize bunun 20 milyon üzerindeki bir tutarı aktarmayı başardık. Tabii bu çok cesaretlendirdi bizi. Bu yıl da yine çok hızlı bir başlangıç yapacağız. Aynı borsaya ilk halka arzda çıkan şirketler gibi aslında. Evet. Bizim de halka arzlarımız her pazartesi saat 10 şeklinde belirlendi. Bir periyot da oluşturmayı başardık. Bu arada yine güzel başka gelişmeler de oldu. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduk. 16 Temmuz'da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandık orada da. Çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz. Oradan da yine girişimcilere ciddi şekilde fon aktarmaya başladık. 15 tane yatırımımız oldu yıl bitmeden. 6 aylık gibi bir süre içerisinde çok agresif bir yatırım stratejisi uyguladık orada. Evet. Çok da memnunuz bundan. Bir de Melek Yatırım Ağı kurmuştuk Haziran ayında. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akredite ettirdik. Bu da çok güzel bir gelişme. Aslında biraz önce sizin söylediğiniz gibi take off oldu, bu kanatlandı. Türkiye'nin 6 ay içerisinde en büyük melek yatırımcı ağının sahibi olduk. Şu an 209 tane melek yatırımcımız var. 2013 yılından bu yana Türkiye'de sadece 550-560 kişinin melek yatırımcı olduğunu düşünürseniz 6 ay içerisinde 209 kişiyi melek yatırımcı olarak sisteme kazandırmayı başardık. Harika. Böyle bir özet vermiş olayım size. Peki bu 49'dan eğer ticari sır niteliğinde değilse birkaçından örnek vermenizi rica ediyorum melek yatırımcılardan. Yani hangisi, hangi alanda, hangi konularda ve ne durumda bize bir özetleme yapabilir misiniz? 49'un 49'unu değil tabii ama en azından bir 5-6'sını bizimle paylaşırsanız önem verdiğiniz. Tabii ki. Şimdi burada aslında bizim Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı gereği teknoloji ve veya üretim faaliyetinde olan girişimleri fonlayabiliyoruz Ali Bey. Haliyle hizmet ve ticaret bu sistemin içerisine dahil değil. Onların başvurularını kabul edemiyoruz. Evet. Bu süreç içerisinde 1200 tane başvuru aldık. Bu 1200 başvurunun 750'si aslında bu sisteme uygun girişimlerdi. Yaklaşık 350'siyle birebir görüştük. Tabii bunların içerisinde melek yatırımcılarımızın ilgisini çok çekenler vardı. Tabii melek yatırımcılar arasında da kendi stratejilerini ortaya koyanlar var. Bazıları sağlık girişimlerine, bazıları üretim girişimlerine, bazıları teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor. Onları da gruplamaya şimdi başlıyoruz. Ama buradaki esas olan sizi de yine memnun edecek başka bir gelişmeyi daha bu araya sıkıştırmak isterim. Ankara Kalkınma Ajansı, yani evet, kalkınma ajansları, Hacettepe Teknokent, üniversiteler bu sisteme dahil olmaya başladı. Her iki kurumumuz da aslında doğrudan girişimlere hiç yatırım denememiş kurumlar. Bu sistem sayesinde yatırım yaptılar girişimlere. Bu da aslında Türkiye'de ilk örnek oldu. Bir kalkınma ajansının bir girişime yatırım yaptığı ilk örneği yaşadık. Ama 4 örnek oldu. Hemen arkasından da yine Ankara Kalkınma Ajansı geliştirdiği Tek Ankara Proje Pazarı sistemi sayesinde 4 girişime dahil oldu ve 5 milyon liralık da girişimlere yatırım yapmak için kaynak taahhüdünde bulundu. Birkaç da rekor var. Onları da paylaşmak isterim. Lütfen. Bayki isimli bisikletleri aslında elektrikli bisiklete dönüştüren bir girişimimiz 85 dakikada fonlandı ve istediği fona kavuştu. 2.7 milyon liralık bir fon toplamayı 85 dakika içerisinde başardı. Çok iyi. Yine İngiltere'de dünyanın en büyük kitle fonlama platformlarından birinde yine kitle fonlama kampanyası yapıp 500 tane modül satan Coprint isimli girişimimiz hemen kampanyası İngiltere'de tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'de paya dayalı kitle fonlama kampanyasına çıktı ortak bulmak için. 1587 tane ortağa kavuştu ve bir gün içerisinde 3.7 milyon liralıkta bir fona ulaşmayı başardı. Gördüğünüz gibi başlangıç oldukça iyi oldu. Bundan sonraki süreçte de girişimlerimizin finansmana ulaşması, yatırımcılarımızın da girişimlere inanarak, ikna olarak onlara yatırım yapması noktasında
çok daha güzel şeyler göreceğiz. Evet. Şimdi yaptığınız işle bankaların ve diğer finans kuruluşlarının yaptığı iş arasındaki farkı ortaya koyacak bir şeyler anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü bizi dinleyenler şöyle diyecek, yani finans değil mi? Orada da ulaşırım, burada da ulaşırım. Ama sizden alacakları fonla bir finans kuruluşundan ya da bir bankadan ya da bir kredi kuruluşundan alacakları fon arasında ciddi farklar var. Bunu biliyoruz. Siz bize bütün bunlar arasındaki farkları işaret ederek kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Ali Bey, aslında bizim yaptığımız işin esasında 4 tane madde sıralıyoruz biz. Birincisi hızlı oluşu, ikincisi kolay oluşu, üçüncüsü teminatsız oluşu, dördüncüsü de bunun bir borç içermediği için, bir ortaklık söz konusu olduğu için herhangi bir faiz veya finansman gideri içermediği. Bu maddeler üzerinde aslında kıyaslamayı yapabilirim çok rahatlıkla size. Bir bankaya gittiğiniz zaman şu anki şartlarda Türkiye'de %30-35 bandında bir kredi maliyetiyle karşılaşırsınız. Özellikle erken aşama girişimlerin bu tür maliyetlerin altından kalkması sadece Türkiye'de değil, dünyada da pek mümkün değil. Çünkü bunlar 1 yıl ila 3 yıl içerisinde ölçeklenecek girişimler. Finansmanı neredeyse maliyetsiz almaları gerekiyor. Haliyle bu sistem sayesinde finansmana çok düşük bir maliyetle ulaşıyor. 1/5 maliyeti diyebilirim size kredi maliyetlerinin. Bir diğeri hızlı oluşu. Demin söylediğim örneklerden de anlaşılabileceği üzere 85 dakikada, ki bunlar daha da kısalacak, 10 dakikada milyonlarca lira fonlamayı göreceğiz. Tabii bir bankaya gittiğiniz zaman, bir VC'ye, bir girişim sermayesi yatırım fonuna gittiğiniz zaman sadece sizi incelemeleri, girişimcileri incelemeleri aylar sürüyor. Haklılar onlar da, daha farklı bir strateji uyguluyorlar çünkü. Bizim sistem içerisinde girişimcinin finansmana erişmesi, kampanyasını hazırlayacak şekilde dokümantasyonu söz konusuysa hazırsa, 1-1,5 ay içerisinde maksimum bir sürede finansmanı elde ediyor. Bu sayede de aslında paranın tam tabiriyle, abiyane tabiriyle peşinde koşmak yerine ürüne odaklanıyor, pazarına odaklanıyor, daha çok satış yapmaya çalışıyor. Tabii en önemli konulardan biri de sistemin bir borç içermediği için, siz bir girişime yatırım yaptığınız takdirde onun ortağı olduğunuz için bunun bir geri ödemesi yok. Beraber kazanıyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz. Daha doğrusu ortaklar size yardımcı oluyorlar birçok network anlamında. Ve girişimci burada üreterek para kazanmaya çalışıyor. Kazanırsa temettüyle ödüllendiriyor yatırımcılarını veya bir başka yatırımcı gelip tüm şirketi satın alabiliyor, ki örneklerini gördük bu exitlerin Türkiye'de. Böyle bir durumda da aslında yatırımcısına kazanç sağlamaya çalışıyor. Özellikle temettü yatırımcılarının, uzun dönem yatırımcılarının çok ilgili olduğunu görüyoruz sistemde. Şu ana kadar da 12 bini geçti kayıtlı sisteme üye sayımız. Bu da aslında çok yeni olmasına rağmen çok daha büyük bir teveccüh gösterdiğini yatırımcıların gösteriyor. Son olarak da sistemi sadece bir para toplama faaliyeti, bir fonlama faaliyeti olarak düşünmenin çok büyük haksızlık olduğuna da inanıyoruz bu sisteme. Çünkü şöyle bir hayal kurmanızı istiyorum Ali Bey. 10 binlerce ortağı olan bir yapıya sahipsiniz. Evet. Ve bu yapıyı çok kolay yönetiyorsunuz. Çünkü merkezi kayıt kuruluşu var için içerisinde. Tabii. Elektronik genel kurullarla bu sistemi yönetiyoruz. Yönetimi kolay ama girişimcinin önüne çıkacak engelleri, özellikle de finansman engellerini çok rahat aşabileceği şekilde yeni yatırım turlarında bu yatırımcılar destek olabiliyor. Networklerini ortaya koyabiliyorlar. Marka elçileri oluyor binlerce girişimci, ortak girişimcinin. Aynı zamanda ürününü, hizmetini alacak kişilerden de oluşuyor. Dolayısıyla hem bir taraftan para toplarken, diğer taraftan da girişimcinin büyümesi için gereken aslında birçok konuyu tek seferde sağlamış oluyoruz. Evet. Tabii bu sistemin bir avantajı da son derece şeffaf olması. Biraz önce siz de temas ettiniz. Yani Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun denetimi altında. Yani bir regülasyonu var. Oysa evet, biz biliyoruz ki örneğin piyasada bu Ponzi ya da saadet zinciri şeklinde kurulan örgütlenmeler var. Buralara para kaptıran insanlar tabii çok mağdur oluyorlar. Elbette buradaki sistem çok farklı. Buraya gelen kişiler, yani kitle fonlamasına gelenler, bu bilince sahip olan insanlar aynı zamanda. Ama yine de insanların kafasında soru kalmaması için soruyorum. Buradaki
transparan ilişkileri nasıl kuruyorsunuz? Yani nasıl bir şeffaflık sağlıyorsunuz ki size fon tedarik edenler ve bu fonu kullananlar sizin etrafınızda kümelenebiliyorlar? Evet, bu çok doğru da bir soru Ali Bey, teşekkür ederim. Bir kere sistemin güvenli oluşu bize cazip kılıyor. Sistem paydaşlarımızın söylediğiniz gibi biri merkezi kayıt kuruluşu, iki görevi var. Birincisi payların kaydileştirilme işlemleri, diğerleri de limitlerin takibi. Çünkü sermaye piyasası kurulu hem yatırımcı hem de girişimciler için limitler verdi. Girişimci bir yıl içerisinde 20 milyon liranın üzerine fon toplayamadığı gibi nitelikli olmayan bir yatırımcı da 68.100 lira ile 272.000 lira arasında kendi seçtiği tutarla yatırım yapabiliyor bir yıl içerisinde. Ama asıl Takas Bank'ın faydası burada inanılmaz güvenlik açısından. Çünkü siz bir yatırım yaptığınız zaman kredi kartınızla veya EFT'nizle yatırım yapabilirsiniz. Bu yatırımınız Takas Bank'ta adınıza bloke ediliyor. Evet. Ta ki tüm regülasyonun emrettiği hükümler yerine getirilene kadar. Bu şu ana kadar Türkiye'de olmayan bir güvenlik sistemi. Hatta ben şunu da söyleyebilirim size. Dünyadaki 10 ülke regülasyonuna baktığınız zaman merkezi kayıt kuruluşu veya Takas Bank gibi kurumlar yok sistemde. Bunların büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Kanun koyucu gerçekten çok büyük bir öngörüde bulunmuş burada. Bunlar işin bize bakış açısını güvenli hale getiriyor ama bir diğer taraftan da doğrulama konusu var. Sisteme üye olmuş bütün herkes e-devlet üzerinden doğrulanıyor. Bizim üyelerimizin hepsi aslında e-devlet tarafından doğrulanmış. Bu iki şey sağlıyor. Biri gerçek kişiler, fake olmayan kişiler işlem yapabiliyor. İkincisi de sisteme e-devlet doğrulamasıyla giriş yaptıktan sonra herhangi bir imza istemiyoruz sizden. İşin inovatif tarafı da bu Ali Bey. Bütün paylarınız siz satın aldıktan sonra siz hiçbir şekilde notere gitmeden, ticari sicile gitmeden, herhangi bir sizden imza almadan merkezi kayıt kuruluşunun e-yatırım uygulamasında diğer fonlar gibi görünebiliyor. Şeffaflık konusunda yine bir cümleyle anlatmak isterim. Sistem başvuru esnasındaki şeffaflıktan başlıyor. Yatırımcılara sunulan tüm bilgiler aslında girişimin neredeyse tüm dokümantasyonu. Haliyle bunları okuyup yatırımcı karar verebiliyor. Bütün yatırım esnası, yatırım turu canlı olarak izlenebiliyor. Açık açık, tabii KVKK kapsamında bilgilerini gizlemek isteyen yatırımcıların kendilerini gizleyebiliyorlar. Ama herkes ne kadar fon toplanmış, ne kadar fazla fonlama olmuş, iade ne kadar olmuş bunları çok açıklıkla görebiliyorlar. Bir de Sermaye Piyasası Kurulu bu sistemde 3 tane güvenlik, daha doğrusu denetim getirdi. Evet. Birincisi girişimciler 6 ayda bir finansal raporlarını ve faaliyet durumlarını kampanya sayfalarında yayınlıyorlar. Aynı kapta bilgi verir gibi düşünebilirsiniz bunu. Yıllık tabii ki faaliyet raporlarını, bilançolarını yayınlayabiliyorlar. Bir de fonlamaya başlarken bir fon kullanım raporu veriyor girişimciler. Nerede, ne kadar, hangi amaçla harcayacaklarını bu fonu. Bu fonu da özel amaçlı bağımsız denetim raporuyla denetletmek zorundalar fon bitince. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman dediğiniz gibi güvenli ve şeffaf bir sistem çıkıyor, regüle bir sistem çıkıyor. Herkesi bu sistemde de yatırım yapmaya çağırıyoruz. Size göre Hakan Bey, Türkiye'de kitle fonlamasına uygun bir iklim var mı? Yani bir başka ülkeyle, işte finansal piyasaları çok gelişkin ülkelerle kıyaslamıyorum elbette. Yani bir İngiltere ile, Londra piyasasıyla, New York piyasasıyla ya da İrlanda piyasasıyla kıyaslamıyorum ama daha bu tarafa doğru geldiğimizde, örneğin Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, onlar da işte bizim gibi yani emekleme çağında finansal piyasalar bakımından. Nasıl bir kıyaslama yapmak mümkün olabilir? Örneğin bu sözünü ettiğim Orta Avrupa ülkeleri ya da Doğu Avrupa ülkeleri ya da Orta Doğu ülkelerine göre kıyasladığınızda bir uygun iklim var mı size göre kitle fonlaması bakımından Türkiye'de? Tabii bu sorunuza aslında iki kırılımda cevap vermek lazım. Çünkü kitle fonlaması şu anda Türkiye'de hem paya dayalı kitle fonlaması, equity crowdfunding, hem de borca dayalı kitle fonlaması dediğimiz credit based crowdfunding, regüle. Yani iki kitle fonlaması sistemi regülasyonu hazır şu anda. Biri uygulanıyor henüz. Diğeri çok yeni.
Dünyada geçen yıl 114 milyar dolarlık bir hacim oluştu. 564 milyarlık bir talebe karşılık Ali Bey. Bunun da %1'ini biliyorsunuz dünya ekonomisinin 0.8'i %1 civarında biz alıyoruz pay olarak. Evet. Yani 1 milyar doların biraz üzerinde aslında Türkiye'de bir potansiyelin olduğunu da gösteriyor. Bu özellikle kitle fonlamasının bütün dikeydeki modelleri için. Ama equity crowdfunding de 14 milyar dolar civarında gerçekleşti geçen yıl. Biz de Türkiye'de en az 140 milyon dolarlık bir hacmin, en azından yıllık bir hacmin olduğunu düşünüyoruz. Buna göre de hesaplarımızı yaptık. Borca dayalı kitle fonlaması aslında dünyada en büyük hacmi oluşturan kısım. Çünkü bankalara alternatif bir aslında kredi sistemidir borca dayalı kitle fonlaması. Onun merkezi de İngiltere aslında. Ama Türkiye'de tabii ki bu kredi faizleriyle nasıl bir yola doğru evrilecek onu bilemiyorum. Tam öngöremiyoruz açıkçası. Fakat şunu söyleyebilirim. Bizim kültürümüz, imece kültürü bu sisteme çok yakın. Dolayısıyla çok hızlı bir adaptasyon olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan son 2 yıl içerisinde Borsa İstanbul'a yeni hesap açan, yeni yatırımcı olan çok genç bir kesim var. 24-35 yaş arası 600 bin kişinin yeni hesap açtığını biliyoruz. Evet. Bu da risk iştahının aslında o yaşlarda yüksek olduğunu göstermekle birlikte o 24-35 yaş arası biraz daha teknolojiye yakın, daha çok teknoloji kullanan kesimin küçük küçük miktarlardaki tasarruflarıyla temettü yatırımları yaptığını da görebiliyoruz. Bu da aslında belki de beklemediğimiz bir konu genç nüfustan. Ama onlar inanın tasarruftan ziyade yatırımın daha doğru olduğunu birçok kişi görmüş durumda. Dolayısıyla bu kıyaslamaları yapabilirim. Ama etrafımızdaki ülkeleri düşündüğümüz zaman bizimle kıyaslanabilecek ülkeleri, özellikle regülasyonu yapmış 10 ülke var zaten. Şu anda yolun çok çok başındayız. Bu yıl içerisinde belki 150-200 milyon liralık, diğer platformlarında dahil olmasıyla belki 300-400 milyon liralık bir fonlama göreceğiz bu sistemde. Ama benim ümidim ve tahminim 2023 yılına geldiğimizde çok rahatlıkla bu sistemde finanse edilmiş girişimlerin milyar liralık rakamlara ulaştığını göreceğiz. İnşallah o gün geldiğinde yine bir araya geliriz, rakamları beraber tartışırız. Evet, şunu soracağım. Şimdi bir kitle fonlaması talebiyle gelen bir girişimci var diyelim. Sadece bir fikri var, o kadar. Kafasında bir fikir var. Bir, sorunun birinci kısmı bu yeterli mi? Yani kafasında bir parlak düşüncenin olması kitle fonlaması için yeterli bir sebep oluşturuyor mu? Ya da gerekçe oluşturuyor mu? Bu bir. İki, diyelim ki bu oluşturmuyorsa bunun mutlak surette patentlenmesi mi gerekiyor? Hayır, onun da ötesinde patentlenmesi ve benzerlerinden ayrıştırıldığının kanıtlanması da mı gerekiyor? Yani şunu soruyorum size. Bir kitle fonlaması için karşınıza sıfır tabanlı bir girişimcinin geldiğini düşünün. Onu nasıl fonlayacaksınız, nasıl bir yere doğru getireceksiniz? Bu söylediklerinizden çok geliyor zaten. İşte son 6 ay içerisinde 1200'ün üzerinde bir başvuru söz konusu. Burada önce mevzuattan cevap vereyim size. Mevzuatımız aslında çok büyük bir jest yaptı girişimcilik ekosisteminde. SPK tarafından yapıldı tabii bu jest. Bir şirketinizin olmasa da sadece fikriniz dahi varsa bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. Eğer fonlamayı başarırsanız mevzuat size 90 gün süre veriyor şirketinizi kurmak için. Bir kere bu çok büyük bir avantaj girişimciler için. Şirketini kur gel demiyoruz. Haliyle fikir aşamasında bir girişimde aslında buna başvurabilir. Buradaki asıl konu fikir aşamasında olabilirsiniz. Prototipinizi yapmış olabilirsiniz. Patentiniz var ama seri üretime geçemiyor olabilirsiniz. Şirketinizi kurdunuz, belli satışlar yaptınız ama daha da ölçeklenmek, büyümek istiyorsunuz. Hatta globale açılmak isteyen bir girişim var. Çünkü bu seviyeleri de artık fonlayabileceğiz. 20 milyonluk bir limit tanındığı için bize. Orada da rahatız. Ama burada girişimcinin yatırımcıyı ikna edebilmesi gerekiyor Ali Bey. Yani sizin ikna edecek ki siz de çıkarıp cebinizden bu girişime yatırım yapabilirsiniz. O süreçte de ister istemez bazı girişimlerin seviyeleri ön plana çıkıyor. Türkiye'deki venture capital şirketlere gittiğiniz zaman illaki fatura kestiğinizi görmek ister. Aslında bu fatura kestiğinizi görmek istemesi sizin para kazanıp kazanmadığınızın kontrolünden ziyade ürünün veya hizmetin piyasa tarafından doğrulanıp doğrulanmadığını görmek ister VC'ler.
Biz de biraz böyle yaklaşıyoruz açıkçası. Fatura kesmiş bir girişimin daha fazla şansı oluyor. Ama başvurmuş, fikri çok güzel, prototipini yapacak veya patent müracaatı yapmış, o girişimleri de ihmal etmiyoruz. Diyoruz ki sen bir şu seviyeye gelene kadar biraz daha çalış, geri gel diyoruz. Böyle takip ettik. Tekrar 3 ay sonra, 6 ay sonra fonlamaya aldığımız girişimler de var. Evet, şimdi bu şekilde fonladığınız startup şirketlerinden kendini kanıtlayıp yeterince piyasada büyüyen ve satılma aşamasına gelen şirketlerden birkaç örnek verebilir misiniz? Yani şöyle bir şirket kurduk, fonladık, sonra işte Alman filanca şirkete satıldı gibi neyse, böylesi örnekler var mı? Şimdi biraz küçük örnekler vereceğim. Bu tamam. Söylediklerinizi direkt olarak alayım. Çünkü daha 18 girişimi fonlamayı başardık 2021'de ki 6 ayda son 6 ayda başlamıştık. Ama bu yıl inşallah bitmeden bazı güzel haberler de vereceğiz. Tabii yatırımcılar da bu güzel haberleri bekliyor. Ama ilk fonladığımız girişim Promoseed biyoteknoloji şirketi. Erciyes Teknokent'ten çıkmış iki profesörümüzün kurduğu bir şirket. Yatırım aldı yeni. Oldukça da güzel bir yatırım aldı. Yani sermayesinden fazla yatırım aldı. Dolayısıyla bu sevindirici ve kampanyada gerçekleşen pay fiyatı üzerinden yatırım aldı. Bu da bir taraftan baktığınız zaman değerlemeyi realize ettiğimizi de gösteriyor. Hemen akabinde Türkiye'nin ilk oyun fonlamasını yapmıştık. Firmwin oyun girişimi. Onlar da Eskişehir'den. Onlar da Belçika'dan, hatta ben yürüttüm bizzat yatırım turunu. Belçika'dan sermayesinin yarısı kadar bir yeni yatırım aldı. Hali bu girişimlerin yatırım alma süreçleri devam ediyor. Yine çok önemli bir girişimimiz var. Çok önemsiyoruz onu. Dünya çünkü ölçekli bir büyümeyi yakalayabileceğini düşünüyoruz. Sensible, sanal futbol platformu girişimi. Onların da mesela çok büyük bir yatırım alacağını yakında biliyoruz. Evet. Ama 2023'te, 2022'de en azından fonladığımız girişimlerle ilgili çok güzel haberler paylaşacağımızı güzel, düşünüyorum. Güzel, peki. O zaman sizi o haberlerle yeniden misafir ederiz. İnşallah. Hakan Bey, Hakan Yıldız'la konuştuk. Fonbulucu.com CEO'su. Şimdi reklama gidiyoruz.